dostlar, değerli konuklar. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçti. Sivas 93 katliamı. Madımak 30 yıldır yanıyor. 30 yıldır Alevilerin canı, teni, inancı, kültürü, maddi ve manevi varlığı yanıyor. Katliamın öncesinde gerici, şeriatçı örgütler haftalarca Sivas'ta nefret suçu işlediler. Ozanlar anıtını yerinde sökerek sürüklediler. Devletin denetimindeki sözde derin devlet, tarihe karanlık bir leke olarak geçen bu vahameti gerçekleştirdi. Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti temelinde eşit yurttaşlık talep eden kurumlarımızın altını boşaltmaya bugün de devam ediyor. Bu düşmanlığını sürdürüyor. Biz gelecekteki nesillere aktarılacak olan bu ikilemin, bu ayrımcılığın, bu düşmanlığın ortadan kalkmasını istiyoruz. Dersim 38 tertelesi ve Sivas 93'ün de içinde olduğu tüm katliamlar ve soykırımlarıyla yüzleşmesini istiyoruz. Travmaların bize yarattığı acıların tazeliğini koruyor. Yitirdiklerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Biz bu katliamda sorumlu olanları asla affetmeyeceğiz. Bunun hesabı sorulana kadar takipçisi olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Değerli canlar, hepinizi konuşmaya başlamadan önce Almanya Ligi Federasyonu Kuzey Bölgesi Yönetim Kurulu arkadaşlarımı sahneye çağırıyorum. Girseniz. Sevgili Almanya Ligi Federasyonu İnanç Kurulu Yönetim Kurulu üyeleri, sayın siyasi örgütler temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve devrimciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Başkanımız Erdoğan Biçici kendisi bizzat Sivas'ta yürüyen tüm canlarımızı saygıyla buradan selam söylüyoruz. 30 yıldır sönmeyen yangın adı Sivas Madımak. Değerli canlar, 30 yıl önce ırkçı, faşist ve gerici güçler tarafından Sivas Madımak'ta yakılan yangın halen sönmedi. Yüreğimize açılan katillerden hesap soracağımıza haykırmaya devam ediyoruz. Yobazlar, gerici, ırkçı zihniyet sahibi, insanlık canavarı tetikçileri ve azmettiricikleri insanlığa ve insan onuruna karşı ve yapmış olduğu Sivas Madımak katliamı insanlık tarihin en acı katliamlarından birisidir. Sivas Madımak katliamı Türkiye'nin katliam tarihinin ne ilki ne de sonudur. Bizler insanlığa yapılan tüm katliamlara karşı durduk. Katliamların yapılmaması için katliamları unutmamak ve unutturmamak gerektiğini şiarıyla mücadeleye devam ediyoruz. Bizler Almanya Alevileri Federasyonu bölgesi olarak örgütsel birliğimizi verdiği güç üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Unutmayalım ki mücadele ve direniş yükselmesi siz değerli yönetici ve canların davayı sahiplenmesi gerekir. Bu bağlamda faşist, İslamcı, katliamcı tarafından gerçekleştirilen Koçgiri, Dersim, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi, Gezi, Suruç, Roboski ve Ankara gar katliamlarında hayatlarını kaybeden canlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Irkçı, faşist, gerici ve onların işbirliklerini lanetliyoruz. Direne direne kazanacağız. Saygılar. Hepinizi Sivaslı Canlar Derneği ve de kardeş dernekler adına saygıyla selamlıyorum. Aradan yıllar geçmesine rağmen Sivas katliamı ruhumuzu, bilincimizi ve mücadelemizi güçlendiriyor. Öldürülen canlarımızın direniş destanları katledişlerinin 30. yılında yolumuzu aydınlatıyor ve o yanan ateş güçlenerek devam ediyor. 33 canımızın yaşamını yitirdi Sivas'ta. Bir Sultan Abdal gibi eşitlik, özgürlük ve barışa inanmış bir
Fatih Sultan Abdal'ın devraldıkları inancı, kültürü, mirası yaşatmak, devam etmek için yine Sivas'ta katledildiler. Madımak katliamının 30. yılına giriyoruz. Arada koca 30 sene geçse de canlarımız hala taptaze benliğimizde, katledilen değerlerimizde, yorulan acılarımızla asla kaybolmayacak bir şekilde direnişimizin simbolüdürler. Onların yolunda yürümeye devam edeceğiz. Saygıyla hepinizi tekrar selamlıyorum. Sivas'ı unutmadık, unutturmayacağız. Teşekkürün, öyle yürüyelim. Evet değerli canlar, şu an yanımızda daha önce bahsettik. Milletvekili yapan sevgili Hakan Taş ve Özcan Butlu yanımızda. Efendim bugün 30. yıl Sivas'ın, duygularınızı alabilir miyiz? Duygularımız nasıl olsun? Tabii ki çok hüzünlüyüz, çok üzgünüz. 30 yıl geçmesine rağmen Sivas'ın ateşi sönmedi. Sivas'ın ateşi o canilerin hak ve adaletli bir şekilde cezalarını çekmediği sürece de sönmeyecek. Biz ne o 33 canı unutacağız ne de o Sivas'taki katliamı unutacağız. Gönül ister ki bir gün demokratik bir Türkiye'de, hak ve hukuk, adaletin olduğu bir Türkiye'de Sivas'ın canileri hak ettikleri cezayı çeksinler. Temennimiz bu. O yüzden bugün buradayız. Çok teşekkür ederiz efendim. Sevgili Hakan Taş, sizin duygularınızı alalım efendim. Her şey dediğinde aradan 30 yıl geçmesine rağmen hak ve adalet hala yerine getirilemedi. Sivas'ta katledilen canlarımızın katilleri yargılanmadı. Onları aklayanları yargı önüne çıkaramadık. Almanya'da Sivas katilleri oturum aldılar, vatandaşlık aldılar. Alman hükümetine yaptığımız çağrılar maalesef ses almadı, karşılık bulmadı. Dolayısıyla biz katillerin peşini bırakmayacağız. Onlar yargılanana, adalet yerini bulana kadar bu mücadelemiz caddelerde, her yerde, dünyanın her yerinde devam edecek, sürecek. Efendim Türkiye'de korunduk onu biliyoruz. Almanya'da da mı korunuyor bu insanlar? Almanya'da da koruluyor maalesef. Almanya'da korunuyorlar. Yani katliamın katilleri dünyanın her yerinde, kaçtıkları her noktada Avrupa devletleri, dünyanın diğer devletleri tarafından, Erdoğan'la işbirliği içerisinde olan hükümetler tarafından desteklenmeye devam ediyor maalesef. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür çok sağ olun. Ediyorum. Evet sevgili canlar, şimdi yanımda Avrupa Dersi Federasyonu Başkanı sevgili Kemal Karabulut. Karabulut bulunmaktadır. Sevgili Karabulut, bugün Sivas'ın 30. yıl dönümü, caniler hala serbestçe dolaşıyor. 30 yıl geçti aradan. Duygularınızı alalım efendim. Ya ben aslında sorunuza kendi ana dilimden, Kırmançki Zazaca'da Zazaca bilen ve anlayan izleyicilerinize yönelik olarak kendi ana dilimden seslenmek istiyorum. Nega 4 sene Kulukon Mağukuma Şerkenu Nara Hürüsler Ravi Sivas'ta Millet Viyasna Kırket Hürüs Hürüs Hürüm Ordem Canu Kucamel Viyasnay Na Na Gip Na Viyasnay'ın Kene Kokbırye Dismeniye Gönüveriye Zeyden Ayine Verra Ve Nika Dismenvi Kule kul kome mare. Hete serbestiyere, hete dösende dismenen kerde. Niye Kerbela'daki niyavi, niye Çaldıran'daki niyavi, niye Roboski'deki niyavi, Maraş'taki niyavi, Çorum'daki niyavi, Gazi'deki niyavi. Nika ma Avrupa'da bir metop, na mesele Hirsar'a tebi amera hovir. Yad keme. Vazame ki devlete Türkiye, Na dismeniyana kırda, na katliamı kırdı. Nasıl kırı? Hakkı cidun. Zira adalet vazeme. Hesap bu da gereke. Çok atıkar mı? Çok afengi hu vezeme. Na na ki na katliam veto yine na afkeme. Hatta ki adalet na mesulre erazun yame devlet de na mesele kavulini kırdı. Bu esuar ve herkese saygı. Benimki bitmiş.
Bahçeli'nin önemli durum ya. H 1960. Büyük H. Düşün. Geliyor bak. Hadi. Büyük H harfi 1963. Çek şimdi yoldaşım. Video çek, şey çek.
Oh!
değerli canlar, şimdi yanımızda Almanyalı Birlikler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi sevgili Ertan Kurt bulmakta. Sevgili Ertan, 30 yıl geçti. Sivas'ta katledilen canlarımızı burada andık. Mitingi değerlendirmesi alabilir mi sizden bir? Öncelikle herkesi selamlıyorum. Tabii katliamın 30. yılında yitirdiklerimizi bir kez daha andık. Birçok canımız Sivas'taydı. Şu an Sivas'ta da ciddi bir kalabalık söz konusu. Berlin'de de, merkezi mitingimizde de 10 bine yakın insanımızla bir anma gerçekleştirdik. İlk etapta ben burada emek veren, yani ABF'deki yönetim kurulu arkadaşlarıma ve özellikle Berlin'de Yüksel Başkan nezdinde tüm yönetici arkadaşlara, komitede emek veren İsmail Erol'a, Seyit Ali abiye, birçok emek katkı sunan canlarımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Onların özverileriyle burada bir gün görevli olarak özveri gösteren çalışan arkadaşlarımızın sayesinde gerçekten Alevi toplumuna yakışır bir anmayı, bize yakışan bir anmayı geride bıraktık. Yani merkezi bir mitingdi. Avrupa'nın birçok şehirlerinde de mitingler, anmalar yapıldı. Yani buradan bir kez daha söyleyelim. 30 yılda geçse, 50 yılda geçse insanlık suçlarında, katliamlarda zaman aşımı hiçbir zaman söz konusu değildir. Bu dava, bu davamız bir ömür boyu sürecektir. Nefes aldığımız müddetçe Sivas'ta katledenlerin cezalarını çekecekleri güne kadar bizim mücadelemiz devam edecektir. Almanya'da, Avrupa'nın birçok şehirlerinde elini kolunu sallayarak gezen katillerin hak ettikleri cezayı çekene kadar bizim de ABF olarak, Almanya'lı Birlikleri Federasyon olarak ve Konfederasyon olarak da mücadelemiz devam edecektir. Bu alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben burada özellikle katılıp duyarlılık gösteren bu sıcak günde kimi eyaletlerde de okul tatili olmasına rağmen uzak yollardan otobüslerle buraya kadar gelip duyarlılık gösteren, bu davaya sahip çıkan cümle canları selam olsun diyorum, hepsine aşk ile. Sevgili Ertan, dijital kütüphane açıldı. Adımak dijital kütüphanesi. Onunla da ilgili bilgi verebilir misiniz? Canlar nasıl ulaşacaklar kütüphaneye? Tabii Sivas katliamının 30. yıl olması vesilesiyle hem Avrupa Birlikler Konfederasyonu hem ABF birçok çalışma içerisinde bulundu bu sene ve halen daha bulunuyor. Yani biz sadece 2 Temmuz'u değil, bu sene bütün bir yılı aslında Sivas yılı olarak ilan ettik. Tabii ki yapacağımız, yapmak istediğimiz çalışmalarda Türkiye'de yaşanan depremi de tabii göz önünde bulundurmamız gerekiyor. O süreçte bütün yoğunluğumuzu o bölgeye vermek durumundaydık. İnsanlara yardım etmek durumundaydık. O yüzden birkaç ayda olsa geriye atmış olduk çalışmalarımızı, ama demin sizin de söylediğiniz gibi dijital hafıza müzesi kamuoyuyla paylaşıldı. Yani sosyal medyada, sanal ortamlarda linke ulaşabilirler, internet sitesine ulaşabilirler. Çok büyük bir zenginlik olarak görüyorum. Birçok yitirdiğimiz canların yakınlarının da bizlere ulaştığı ve çok duygusal anlar yaşadığı, gerçekten 33 canımızın da kendine ait odalarının bulunduğu bir sanal müze olarak hayal edebilirsiniz, canlandırabilirsiniz. Ve içinde birçok dokümanın, mahkeme kararlarının, kişisel eşyalarının, canlarımızın kişisel eşyalarının bulunduğu ve birçok alanda bilgiye, temiz bilgiye ulaşabileceğiniz bir sanal hafıza müzesi. Bu tabii ki çalışmaların sadece bir tanesi. Çok yakın zamanda Sivas katliamı ile ilgili hazırlanan belgeselimizde, bir 70 dakikalık, bir 50 dakikalık belgesellerimizde. Sevgili canlar, şimdi yanımızda sevgili Bahar Coşkun bulunmakta. Uzun süre Düzce Çay Cemiyeti Başkanlığı yaptınız. Bugün 30 canımızı andık. 30 yıl geçti. Evet. Neler diyeceksiniz? Duygularınızı önce alabilir miyiz? Sonra da mitingi değerlendirebilir misiniz? Evet, 30. yılda, yani Sivas Madımak katliamının 30. yılında tabii bir tarafımız buruk, acı. Bu anma töreni gerek yurt içinde gerek yurt dışında. Tabii bizler şu anda Almanya'da çok yoğun kitleyle 33 tane canımızı anıyoruz. Yani hüzünlüyüz tabii. Bizim zaten tarihimiz yok ki acı anmayalım. Artık anmalarla dolu bir tarihe hakimiz.
bize maalesef bunu biçtiler. Ama buradan tekrardan 33 canımızı saygıyla anıyorum. Yattıkları yer nurla da olsun diyorum. Acı üzerine acı yaşanıyor. Diliyoruz ki, umut ediyoruz ki biz Aleviler, Alevi canları olarak acılarımız artık dinsin. Yani biz anma törenlerini hüzünlerle değil, artık biraz daha hani gerçekten kitlemize, insanlığın da barış, huzur, kardeşlik içinde yaşayabileceği güzel bir dünya inşa etmek istiyoruz. Ama biz bunu direttikçe maalesef karşı taraftan bizlere yanlış tarihlerde hep anmalar kalıyor. Evet. Bugün de mitingi değerlendirebilir miyiz? Miting harikaydı. Yani Berlin'de Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun öncülüğünde yapılan bu çağrı doğrultusunda Sivas Madımak katliamına ilişkin yapılan, yani benim görebildiğim en az bir 9000 üzerinde insan vardı. 10.000 üzerinde tahmin ediyorum. Yani mükemmeldi. Bir de işin en güzel tarafı, Berlin sokaklarında o yürüyüşü yaparken hoşgörüyle, güzellikle farklı kitlelerden insanların da katılması çok güzeldi. Demek ki biraz dünya değişmeye başlıyor galiba. Umut ediyoruz ülkemizde de bu değişim olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Evet, şimdi yanımızda Mannheim Cemeği Başkanı sevgili Barış bulunmakta. Mannheim'den geldiniz, katıldınız. Bir otobüs geldiniz. Önce duygularınızı alalım bugün. 33 canımızı andık. Neler diyeceksiniz? Sonra da mitingi değerlendirebilir miyiz? Yani 30 yıl önce Alevi toplumun varoluş sebebi, bizim varoluş sebebimiz bedenini bizim için ateşe vermek olan zorunda kalan canlarımızı 30 yıl geçse de 50 yıl geçse de her daim onları anacağız. Bunu yaparken de başımız dik, alnımız açık. Kimsenin bahçesinin dalını kırmadık, kimsenin penceresine taş atmadık, dimdik yürüyoruz. Ağlamıyoruz, üzülmüyoruz, başımız dik. Bu topluma baktığı zaman bugün %80'i genç, korksunlar. Çünkü bu gençler barışın dilini konuşuyor. Bunu dinlemeye devam edecek. Diyasporada yaşayan gençler bunun bilincinde, okuyorlar, biliyorlar, düşünüyorlar. Korksunlar. Niye korksunlar? Çünkü biz barışın dilini kullanıyoruz. Sivas, Madımak, Mize olana kadar, devlet yüzleşene kadar bu davanın peşinde olacağız. Yarın da devam edecek, seneye de devam edecek, bir sene daha devam edecek. Alevi toplumun bu katliamı kesinlikle unutmayacak. Bugün Berlin'de bu toplumun %80'i Avrupa'da, diaspora doğan gençlik, eğer bugün temsiliyeti demek ki Alevi toplumu Sivas'ındaki o canları unutmadıklarını bir kez daha dünya kamuoyuna duyurmuş olduk. Bunun devamı da gelecek. Dediğim gibi gençler geliyor, barışın dilini kullanıyor, korkun. Peki, çok teşekkür ederim sevgili Barış. Sağ ol.